Merhaba, bugünkü konumuz majör açışlara fit vermek ve Mersin'den iki çok değerli konuğum ile beraberim. Sevgili Fikret Ak ve Cengiz Şeker. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben sizleri tanıyalım. Bizlere kendinizi ve nasıl bir iş öğrendiğinizi anlatır mısınız? Bir iş hayatınızın ne kadarını kaplıyor? Fikret Bey, önce sizi dinleyelim. Tabii ki. Merhaba Tuna Hanım tekrar. Biriç'e 1994 yılında tanıştım. O zamanlar oturduğumuz semtte bulunan kahvedeki abilerimiz çeşitli oyunlar oynarlardı. Özellikle içlerinden bir tanesi Biriç oynayalım mı diye teklifte bulunduğu zaman genellikle bu teklif geri çevrilmezdi. O zamanlar ilk dikkatimi çeken şey, biraz önce bağırıp çağıran adamlar, birbirlerini kızdıran adamlar biriç masasına oturacağı sırada bayağı bir ciddileşir. Mekan sahibinden en yeni iskambil kağıtlarını ister. Sonra oyuna başlardı. Hatta kendilerine birer Türk kahvesi söylerlerdi. Masadaki seyir sayısı gittikçe artardı. 5-10 kişi civarında bir seyirci olurdu. Küçük bir masaydı ama seyircisi bayağı bir kalabalıktı. Oyun biterdi. Oyun bittikten sonra herkes normal haline döndü. O anda itibaren Biriç ilgimi çekmeye başladı. Bu ilgi duyduğumu gören abilerden bir tanesi bana bir Biriç kitabı hediye etti. Yaprakları bayağı bir yıpranmıştı o Biriç kitabının. Biriç kitabını okumaya başladım. Ama çok fazla bir şey anlamıyordum. Yani yeterli gelmiyordu. O sıralar Mersin Biriç Kulübü'nün üyesi olan bir abimiz 1995'li yılların sonunda beni Mersin Biriç Kulübü'ne götürdü ve üye yaptı. İşte o anda Biriç hayatım başlamış oldu. Kulüpte çok değerli insanlarla tanıştım. Mersin Biriç Kulübü'nde çok güzel bir ortam vardı. Tam bir aile ve dostlu bir ortamdı. Şu anda da aynı ortam devam etmekte. Kulüpte bana ilk Biriç'i öğreten kişi rahmetli Aydın Aktuna'ydı. Çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir insandı. O sırada evim Biriç Kulübü'nün yürüme mesafesindeydi. Yaklaşık 4-5 kilometre civarında. Kulüpte tanıştığım en samimi arkadaşlarımdan Halil Şahin, evi benim tam ters istikametimde olmasına rağmen ben eve giderken bana eşlik eder ve bana Bizans atıyor Steyman ve Bizans atıyor Jacobi transferi anlatır, öğretmeye çalışırdı. Hatırlıyorum da bu iki konvansiyonu öğrenmem ya da öğretmesi bayağı bir uzun sürmüştü. Neden bilmiyorum. Kısa bir süre sonra Cengiz Alyeşil ile tanıştık. Sağ olsun bana vakit ayırdı ve biriçsel düşünmeyi öğretti. Seviye atlamamda etkisi çok olmuştur. 99-2000'li yıllara geldiğimizde Cengiz Şeker ile arada bir turnuva oynuyorduk. Uzun yıllar kuracağımız ortaklığın temelini attığımızın farkında değildik o sıra. Arkadaşlığı, dostluğu ve birici özel insanlardan bir tanesidir Cengiz Şeker. İyi ki onunla ortak olmuşum. Pandemiden önce daha yoğundu Biriç hayatım. Haftanın 5 gününe yakını Biriç kulübüne giderdim. Turnuvalar oynarız, dersler veririz. Ancak pandemide bu biraz şey oldu, azaldı. Online Biriç'i de çok fazla tercih etmiyorum ben. Oynuyorum ama işte çok az, nadiren oynuyorum. Cengiz'le de çok online oynamıyoruz bazı sebeplerden dolayı. Yani en basit sebebi bir sürü konvansiyon oynuyoruz. O konvansiyona söylemek kolay ama ekran turnuva oynarken bilgisayarda yazmak biraz zor ve zahmetli geliyor bize. Ama fırsat buldukça yine bir sohbeti yapıyoruz. Ve pandeminin bitmesini dört gözle bekliyoruz. Evet, hepimiz bekliyoruz. Hepimiz dört gözle bekliyoruz. Çok güzel bir ortaklık kurmuşsunuz.
Kendinize tebrik ediyorum. Cengiz, seni dinleyelim lütfen. Kendini bize tanıtırsın. Bir arkadaşımız bir gün geldi, dedi ki ya arkadaşlar, Bilinç diye bir oyun var, biliyor musunuz? Biz de tabii sanki her oyunu oynarız diye düşündüğümüz için anlat oynarız dedik. Arkadaşlar herhalde iki günlük Bilinç olacak ki hemen anlattı bize, ayaküstü oynamaya başladık. Bilinç, böyle bir tanışıklığımız oldu. Tabii o Bilinç sadece tanışıklık yani. Artık kahve birici bile değil aslında. Bu şekilde oyun kültürü devam etti ama bir iç sadece tanışıklık oldu. Üniversite bitti. Ben Mersin'e geldim. Mersin'de bir iç kulübü olduğundan bile haberim yoktu. Bir şekilde bir iç kulübünden haberdar olduk. Yine böyle Fikret'in gibi ben de bir Can abi tesadüf etmişti. Bir iç kulübüne o vesileyle gittim. Gidip gelmeye başladım. Yani turnuva biricine ya da kulüp biricine diyeyim, 1994-95 civarında başladım. Aslında ben tamamen amatör ruhlu olduğu için, yani genel anlamda yaklaşım şu anda da öyleyim zaten. Oradaki ambiyans, abiler, işte Fikret olsun, diğer arkadaşlar olsun, çok keyifliydi yani. Bilinç, bu kadar bilince zaman ayıracağımı bile bilmiyordum. Hatta o günlerde şöyle düşünüyordum. İki gün üst iç kulübüne gideceğim hiç aklıma gelmezdi. Sonra öyle bir zaman oluştu ki sanki iki gün üst üste bir iç kulübüne gitmezsem efendim ne oldu da niye gitmedin falan gibi bir durum oluştu. O kadar bir şey oluştu. Bir iç kulübüyle bir sosyal ortam oluştu. Bugün hayatımda ne kadar bir iç var dersek, pandemiden dolayı artık biliyorsunuz online'dayız. Şöyle bir trend oldu aslında genel olarak hayatımda. İlk oyunu öğrendiğim zamanlarda tabii ki böyle bir oyuna açlık da olduğu için çok fazla oynama isteği vardı. Online siteler açıldığında da çok fazla oynama isteği vardı. Bu gitgide azaldı. Son zamanlarda zaten online çok da fazla oynamıyorum gerçek hayatta oynama varken. Olay geldi. En son pandemi mecburen biz BBO'ya tekrardan, daha doğrusu ben ısınmaya başladım. O esnada bir hızlı oynama isteği tekrar oluştu. Şimdi tekrardan bir azalmaya başladı. Ama günlük bir 16 board bu Daylong turnuvalardan bir tanesini mutlaka oynuyorum. Sonra da birkaç tane ilave oluyor. Yani şu anda çok da fazla bir yer kaplamıyor ama sohbetlerde olsun, arkadaşlarla toplandığınızda olsun, yine de hiçbir fena yer kaplamıyor yani. Böyle bir bilinç tanışıklığım var ve çok da memnunum. Özellikle tanıştığım insanlardan hem Mersin'de hem Türkiye genelinde çok da mutluyum sizin gibi insanları da tanımaktan. Kendimi çok şanslı hissediyorum yani. Biz de öyle. Bundan sonra bilinç ile ilgili soracağım bütün sorular ortağımızın bir majör oyun açtığını düşündüğümüz eller ile ilgili olacak. Önce Fikret'e soruyorum. Bizler bir majör açışa bir transit forcing sistemini daha yaygın kullanıyoruz. Davet sekansları ile başlıyor. Eskiden bir majöre 3 majör, 4 pit ya da sıklıkla bergen, 3 tref 3 karo oynanırken artık 2 transit'u onların yerini aldı. 2 sansot dekleresi, 1-11 pit davet olarak kullanılır. Üçlü ise 10-11 puan, dörtlü ise 7-11 olarak. Lütfen bize şimdi bahsettiğim üçlü veya dörtlü pit davet için kullandığımız sistemleri gelişimleriyle beraber anlatır mısınız? Örnek vermek istediğiniz eller de olabilir. Burada neden dörtlü piti belli etmek önemlidir? Fikret, söz sende. Evet, şu anda bir majöre bir sans atıyor, bir tur forcing oynayanların sayısı oldukça fazla. Bir majör açışına fitimizin üçlü mü dörtlü mü olduğunu bildirmemiz oldukça önemlidir. Olması da çok önemlidir. Elbette dörtlü fitimizin olması elimizin değerini artırır. Örneğin üçlü fitimiz var ve yanda başka bir rengimiz tek. 2-3 kere
kup yapacağımızın hayalini kurarız. Ancak rakip koz atak eder. İlk müracaatımızda bir koz daha oynar. Ancak bir kere kozlayabiliriz. Yani fitimiz var, yanında tekli kartımız var. Buna rağmen sadece ekstra birer alabiliyoruz. Halbuki dörtlü fitimiz olsaydı işler çok değişecekti. Veya yüksek kontratlar oynarken, özellikle şilem kontratlarında üçlü fitimiz varken uzun yerden kısalıp kozdan zafiyete uğrayabiliriz. Ancak dörtlü fit varken bu pek mümkün olmaz. Buna benzer sebeplerden dolayı her zaman 4 artı fit daha değerlidir. Bizim majör fitleriyle ilgili oynadığımız bir sistem var. Oldukça etkili ve keyifli bir sistem. Sistemin ana fikri 5 artı puanla başlayan hemen hemen bütün el tiplerini ortağınıza anlatabiliyorsunuz. Ancak bunu bir turnuva, iki turnuva oynayacak ortaklıklara tavsiye etmem. En az birkaç yıl ortaklık yapmayı düşünenlere tavsiye ederim. Dörtlü fit, üçlü fit bir majöre iki sansatüye gelecek olursak, ilk çıktığında Bergen konvansiyonu oldukça popülerdi. Hemen hemen herkes oynuyordu. Ancak şu anda birçok oyuncu bu konvansiyonun yerine başka sistemler oynuyor. Bunlardan bir tanesi de sizin söylediğiniz gibi bir majör açışına iki sansatü deklerisi. Bir şekilde Bergen'in 3 tref 3 karosunu birleştirmişler. Bir majöre iki sansatü diyerek. Basit ve etkili bir sistemdir. Oynanmasını tavsiye ederim. Bir majör açtığımız zaman ortağımız iki sansatü dediğinde ya üçlü fiti var maksimum puanı veya dörtlü fiti var 7-11 aralığında puanı var. Açıcı ortağının puanıyla ilgileniyorsa buna 3 tref ile soruyor. Cevapçı da şimdi elini tarif etmeye başlıyor. 3 tref sorusuna karşı 3 karo derse dörtlü fit puan var. Yani 9-11 puan gibi. 3 seviyesinde koza dönerse yine dörtlü fit minimum puan olduğunu belirtiyor. 3'lü fit maksimum puan. Bana göre bu konvansiyonda fark yaratan kısım 3 sansat ile 3'lü fit maksimum puan dendiği zaman açıcıda dengeli el varsa final kontratının 3 sansatı olması ciddi bir alternatif oluyor. Özellikle de ikili turnuvalarda bu çok etkili olabilir. Herkesin 5-3-3-2 dengeliye karşı 4-3-3-3 dengeli eli 4 majör oynayıp 10 aldığı bir portta belki siz de 3 sansatı oynayarak yine 10 löve alacaksınız. Top skora yakın bir şeyler alabilirsiniz. Aslında bu konvansiyonun bir başka faydası ise bir majör açışına ortak bir sansatı dediği zaman şimdi açıcı ortağında üçlü fit ve maksimum puan olmadığını biliyor. Üçlü fiti varsa da puanının düşük olduğunu biliyor. Yani bir majör bir sansatüya bir tür forcing olmasına rağmen rahatlıkla pas geçebilir. Kontratı ikinci seviyesine çıkartmasına gerek kalmaz. Yine aynı şekilde tüm salon iki seviyesinde bir kontrat oynarken siz bir seviyesinde bir sansatüde kalıp 7 el veya daha fazla el alıp tüm salonu geçebilirsiniz. Ya da salonda çoğunluğu geçebilirsiniz. Özellikle son saydığım iki sebepten dolayı fark yaratabilecek konvansiyon ve tavsiye ederim. Evet. Teşekkür ediyorum. Cengiz, ortağımız bir majör açtı. Rakip pas ya da kontör dedi. Biz iki sansatü dedik.
Pas ya da kontrbiyerin ortağı pas dedi. Şimdi ortağımız yani açan 3 türev diyor, 3 karo diyor, 3 majör diyor, 4 majör diyor. Şayet 3 türev dilemle ilgili ve 3 karada zon ile ilgili dersek gelişimleri nasıl kurarız? Burada dörtlü fit ile mini splinter kullananlar da var. Ortağımız mini splinter yaptıysa bir köre iki pik ya da bir pike üç kör gibi. Dörtlü fit ve bir tek gelişimi ile nasıl devam ettiriyoruz? Söz sende. Şimdi iki sansustan sonra zon için ayrı soru, şilem için ayrı soru sormak gerçekten anlamlı. Bizim oynadığımız şeklinde de aynı durum söz konusu. Önce zonla ilgili araştırmaya bakarsak şilem ihtimali olmadığı için ya 4 diyeceğiz ya 3 diyeceğiz. Yani 4 dediğimize iyidir, 3 dediğimize kötüdür. Fakat sizin sorduğunuz şekliyle zon ile ilgili araştırmaya ilk bakışta 4 majör dediğimizde iyi el, 3 majör dediğimizde de kötü el. Bu yeterli gibi duruyor. Fakat sizin sorduğunuz soru şekline göre 3 karo zon araştırması dediğiniz için körken arada yer kalmıyor. Yani 1 kör, 2 sansu, 3 karo. Ya 3 kör diyeceğiz ya 4 kör diyeceğiz. Fakat kospikken arada 3 kör deklaresi kalıyor. Bunun için yani sorduğunuz şekilde 3 türefi yer değiştirirsek yani 3 türef zon araştırması için olursa körde de yer kalır arada 3 kör ödememiz için daha etkili olur. Tavsiye olarak onu söylüyorum. Zonda dolayısıyla zon araştırmasında iyi elle zaten 4 diyoruz. Kübide falan gerek yok çünkü şilem ihtimali görmüyoruz. Kötü elle 3 diyoruz. Kararsız kaldığımız elle de aradaki dekleneyi veriyoruz. Şimdi şilem için baktığımızda birazcık değişiyor tabii ki. Şilem için zon garanti olduğunu bildiğimiz için 4 majör kötü el demek. Çünkü şilemle ilgili başka bir sürü arada deklerelerimiz var. Arada vereceğimiz diğer deklereler kötü olmayan el ve bir mana taşınması gerekir. Şimdi burada da iki türlü bakıyorum olaya. Eğer sistem gereği kısalık az puanla yani 5-8 puanla 9-11 puanla kısalık da gösterebiliyorsanız kontrol, kübitler kontrol olabilir. Fakat gösteremeyen bir sisteminiz varsa, yani sistem dedim bu konvansiyonunuz varsa, o durumda okuyacağınız yeni renkler kısalıkla gösterebilir. Ben kabaca şöyle söyleyeyim. Okuyacağınız yeni renk, kübit, iyi el, 4 majör kötü el demiştik. 3 majör yine iyi el, belki birden fazla kübide olan el. Bir de 3 sansusunuz var. 3 sansusu dediğim anda dağınık puanlar, koz harici, K-kart olmayan bir el tipi ve maksimum el olabilir. Yani bunu oynayacak oyuncular kendi konvansiyonlarına göre süsleyebilirler bu çerçeve içinde. Bir köre iki pik, bir pike üç kör dediniz. Yani diğer majör. Burada bir pik üç körden başlayayım. Bir pik üç kör dediğimiz zaman yani 9-11'i büyük ihtimalle kastediyorsunuz mini splinter derken ve hiç kimse direkt biliyorsunuz bazı arkadaşlar da direkt kübidi mini splinter oynuyor. Yani mini splinter yapıldığı zaman kimse zondan önce dur. Yani bir pike üç kör dediğimiz zaman ortaklık 3 pikle araştırma yapabilir. Hangi rengin kısa diye. Bu araştırmayı niçin yapıyor? Şilem ihtimaline karşı yapıyor. Eğer şilem ihtimali görmüyorsa direkt 4 majör diyerek kapatıyor. Rakibe de bilgi vermek
istemiyor. Burada bence burası da gayet etkili. Dolayısıyla böyle bir şey oynanıyorsa diğer Splinter'i de açar puana koyabilir oynanan şekliyle. Burada yalnız bir kör iki pike bir itirazım olacak. Bir kör iki piki de eğer konvansiyonda başka bir yer taşımıyorsa, nasıl bir pik üç körde üç majörün bir altına denk geliyorsa, bir pik iki pik yerine bir kör iki pik yerine bir üç körün bir altı olan üç karoyla mini splinter'in verse, aynı deminki pik konvansiyon deklaresinde olduğu gibi üç körle yine ortaklık sorup rahatlıkla kısasını söyleyip gidip gitmemeye karar verebilir. Hatta burada Shigan için bile yer kalmaktadır. Yani bir üstüyle kısa tekneyi Shigan'ın da vardı diye çok rahat diyebilir. Yani bir pik, üç köre, üç pik dediğinde öbürü üç sansuyla tekrardan dikkat edilirse, eğer bakılırsa orada yer var. Biz çünkü ona benzer bir konvansiyon oynuyoruz. Bu durumda belki ileride de lafını edeceğiz. Bir kör iki pik gibi, iki majörün bir üstünü, bir pik iki sansu gibi, iki majörün bir üstünü, yani bunu formüle ederken üç majörün bir altı veya iki majörün bir üstü diye bakarsak karıştırmayız da. Biz örneğin oyun tarzımızda iki majörün bir üstünü, bir kör iki pik gibi, orayı 5-8 tek var. Tabii bunlar hep tam fit oynuyoruz. 9-11 anlaşmaya dair. 5-8'i de anlattığımız zaman, tabii ki ben tavsiye olarak söylüyorum bunu. 5-8'i de anlattığımız zaman dikkat edilirse, yine bakılırsa bir üstüyle kısa sorulup 3 majörde durma imkanı var. Yani zon araştırması kısa uyumuna gidip gitmeme kararı verme konusunda çok daha etkili olacağını düşünüyorum. Cengiz, o zaman karolar davet elini bir santotu forsig'den geçip mi kullanıyorsunuz? Evet. Zaten bu tarz o arayı doldurduğumuzda bir majöre 3 türet 3 karo gibi davet oynayamıyoruz tabii ki böyle oynadığımız zaman. Onun iki şansımız var. Birincisi bir majöre kimin öl diyoruz? Gelene renk tekrarını zone forcing oynamayabiliriz. Fakat, benim tavsiyem bir majör iki trefi özellikle artifisyel oynanmaya başladığı için ve ben de son derece etkili olduğunu düşünüyorum. Basit de olsa bir majör iki trefin oynanmasını tavsiye ediyorum. Artifisyel oynanmaya başladığı için bir sansusudan geçip 3 seviyesinde söylenecek renk ki davet oynamak. Yani bir sansusuyu semi-forcing oynanıyor çoğu zaten. Bir pik, bir sansusu, 2 tref, 3 karo. Karodan davet eli oldu. 2 trefe 3 tref. Yine treften davet eli düşünülmeli. Zayıf ellerle de yani sansusudan geçip renk okuma seviyesinde eğer 3 seviyesine geliyorsa da orada kaderimize razı olmak durumunda kalacağız. Evet. İki majöre falan dönüp öyle bir seçim yapmak durumunda kalacağız. Evet, bu soru güzel oldu aslında. Çünkü oynanan sistem mutlaka birbirini tamamlayıcı olmak zorunda. Birbirlerine ne çakışmalı ne de bir bazı yerleri çok fazla kayıp yaratmalı. Ve oynamak isteyenler de hakikaten bunu düşünmeli. Hangisinden daha fayda sağlarım diye. Bizim oyun şeklinde anlattığım şekilde. Evet. Çok güzel anlattın. Teşekkür ediyorum. Fikret, davet ve forcing ne? Bunu ayırmak çok önemli. Demin Cengiz de bahsetti. Aslında forcing'in altını iyice çizmek lazım diye. Şimdiki sorun bu davet forcing sekanslarını ayırmak üzerine. Önce birinci seçeneği söyleyeyim. Bir majör açıldı. 2x araya girildi. Herhangi bir renk. Şimdi bir majör açanın ortağı 3x kübit yapıyor. Bunu davet artı oynayanlar var. Davet artı oynamak bize kaybettirebiliyor mu? Nasıl kaybettiriyor? Davet mi, forcing mi belirlemek neden çok önemlidir? Aynı şekilde bir başka seçenek. Bir majör açıldı. İki sansotu minörler araya girildi. Şimdi ne yapıyoruz? Burada da sistem bazında ayrım yapılıyor, ortakların anlaşması dahilinde. Yine bir majör açıldı,
iki majör, diğer majör ve bir minör araya girildi. Bu Unusual Sanzotu ve tabii Michael's oluyor. Şimdi cevapçı davet mi, forcing'i nasıl ayırıyor? Yani Michael's ve Unusual Sanzotu'da ne yapıyor cevapçı? Üçüncü bir şıkka geldik. Bir majör açılıyor, bir sanzotu araya giriyor rakip. Şimdi bizim ortağı fitimiz var. Bunu davet mi, forcing mi, fitimizi nasıl gösteriyoruz? Yani iki kör demek, üç kör demek, kontur sonra iki kör demek filan gibi. Bir dördüncü şıkta bir majör açıldı ve rakip araya atlayarak sıçramalı zayıf girdi. Yani 3 tref, 3 karo dedi veya 3 diğer majör dedi. Şimdi ne yapıyoruz? Davet mi, forcing mi? Fitlerimizi nasıl ayırıyoruz? Senden dinleyelim. Evet. Şimdi bu davet artı kelimesini bazı oyuncular sevmiyor, onu biliyorum. Ancak biz davet artıyı birçok sekansta kullanıyoruz. Ya bazı oyuncular ya davettir ya forcing'dir diyor. Biz öyle kullanmıyoruz. Davet artı birçok yerde kullanıyoruz. Biz bir majör açtıktan sonra rakip araya girdiği zaman rakip rengi kübit, davet artı oynamak yeterince iyi. Kendi oynadığımız sistemde de böyle. Çünkü rakip araya girdiği zaman sıçrayıp 3 seviyesinde fiti blokatif oynuyorsunuz. Açıcı davet mi, forcing mi diye düşünmeden ortağının davetine karşı pozisyon alıyor. Eğer davete karşı zon söyleyecek eli varsa söylüyor. Davetin neresinde olduğunu merak ediyorsa, arada renk varsa onu okuyabilir. Şileme gidecek eli varsa eğer, yani ortağının davetine karşı şilem olması yüksek ihtimalle şilem olacağını düşünüyorsa açıcı kübit eder. Ama açıcı hala kararsız. Ortağının davetten fazlasına şilem olacak eli varsa 3 sanzatü deklaresini kullanıyor. Buradaki 3 sanzatü deklaresi fitimiz var. İşte 4 majör oynamayalım, 3 sanzatü oynayalım olmaz. Bu 3 sanzatünün tek bir anlamı olur. Şilem oynayabilir miyiz? Senin davetine olmaz ama davetten fazla ekstran varsa olabilir. Dolayısıyla hemen hemen hepsini çözüyoruz. Açıcı da, açıcı da, cevapçı da. Biz bir majör açtıktan sonra rakip iki renkli ellerle araya giriyorsa, daha doğrusu biz minör de açsak, majör de açsak, rakip iki renkli ellerle araya giriyor ve iki renkler belli ise işimiz çok kolay. Çünkü biz bir renk açtık, konumuz majör ama bunu tref, karo, kör, pik hepsinde uygulayabiliyoruz. Rakip bir şekilde iki seviyesinde araya girdi ve iki rengi belli olan el ile araya girdi. Şimdi biz rakibin küçük rengini okursak, kalan renklerin küçüğünden ya zayıf elimiz var 6-9 puan gibi ya da zone forcing'i kuvvetli elimiz var 13 artı gibi. Burada da açıcı zayıf eli varmış gibi pozisyon alacak. Ona göre deklere verecek. Eğer cevapçıda davet eli varsa rakip rengi okumadan varsa kendi rengini okuyacak, yoksa ortağına fit verecek. Bu da direkt davet eli oluyor. Yani 10-12 puan gibi. Böylelikle hem zayıf elimizi anlatmış oluyoruz, hem zone forcing'i yapacak kuvvetli elimizi anlatmış oluyoruz, hem de davet elimizi anlatmış oluyoruz. Hiçbir sıkıntı yok burada. Ancak rakip iki renkli el anlattı, fakat ikinci rengi belli değil. Şimdi burada en basit yapacağımız iş, rakibin belli olan rengini okursak, bu fit yine davet artı. Dediğimiz
davet artıyı birçok yerde kullanıyoruz. Rakibin ikinci rengi belli değilken belli olan rengini okuduğumuz zaman fitimiz var ve davet artı elimiz var. Yine açıcı davetine göre pozisyon olacak. Ortağının davet puanına göre. Yeni renk okursak bu da bir tür forcing ve natural. Yani burada da zayıf elimizi de, kuvvetli elimizi de, davet elimizi de anlatmış oluyoruz. Biz bir majör açtıktan sonra rakip bir sansatü ile müdahale ederse burada yapacağımız çok basit bir işlem var. Normalde biz oyun açmamış olsaydık ve rakip direkt bir saçsaydı nasıl müdahale ediyorsak aynı şekilde müdahale etmemiz lazım. Hangi sistemi kullanıyorsanız, Capulet'tedir, Lend'tedir veya başka bir sistem. Orası çok önemli değil. Burada da bir majör açmamıza gerek yok. Bir tref, bir karo, bir kör, bir pik. Hangisini açmış isek, rakip bunun üstüne bir sansatu dediyse, rakip sansatuya nasıl müdahale ediyorsak, aynı şekilde müdahale etmemiz oldukça faydalı ve etkilidir. Yani ortağımız bir majör açsın, örnek verecek olursak, rakip de bir sansatu desin. Şimdi biz majörleri anlatan bir sistem kullanıyoruz. İki trefli ya da iki karoyla her neyse, hangisini kullanıyorsanız. Örneğin rakip sansatuya iki trefi majörler oynadığımızı varsayalım. Ortağımız açtı bir majör, rakip dedi bir sansatu, biz dedik iki tref majörler. Şimdi kafa karışıyor gibi, halbuki kafanın karışmasına hiç gerek yok. Hem ortağımızın rengine fitimiz var, hem de diğer majörde uzunluk gösteriyoruz. Yine oldukça iyi bir sistem. Rakip sansatuya nasıl müdahale ediyorsanız, aynı şekilde konuşmaya devam etmeniz, elinizi anlatmanızı daha kolay elinizi anlatırsınız. Biz bir majör açtıktan sonra rakip 3 seviyesinde blokatif yapıp araya girerse burada işler biraz zorlaşıyor gibi. Yani hangi deklerimiz davet, hangisi forcing, hangisi oynamak için kararsız kalabiliyoruz. Rakip bizi bloke etmeye çalıştı. Bakalım bloke olacak mıyız? Burada benim tavsiye edeceğim, 3 seviyesinde fit verirsek bu ekstra bir şey vaat etmemeli. Normalde ortağımızın bir pikine iki piki hangi ellerle diyoruz? Aynı el tipi olması lazım. Maksimum puanı olması lazım yalnız. Yani ortağımızın bir pikine iki pik dediğimizde 8-10 puan, 9-10 puan vaat ediyoruz ya. Bu şekilde deklere devam etmesi lazım. 3 seviyesinde fit veriyorsak 8-10 puan, 9-10 puan gibi bir elimiz olmalı. Zon söylersek bu da oynamak için. Yeni renk söylersek okuduğumuz renk natural ve forcing'tir. Şimdi fit olan forcing ellerle ne yapmamız lazım? Fit olan forcing ellerin tamamını 4 treften geçirebiliriz. En azından biz böyle oynuyoruz. Forcing ellerin tamamını 4 treften geçiriyoruz. Bu treflerle alakası yoksa tek bir anlamı var. Ortağım sana fitim var. Bende de en az açar puan var mesajı veriyoruz. Böylelikle gerçekten birçok problemi çözmüş oluyoruz. Burada 4 tref natural değil, sadece fit ve forcing elimizin olduğunu ifade ediyoruz. Gerçekten treflerimiz ve forcing elimiz varken rakip rengi kübit ediyoruz. Yani ilk başta normalde herkes kübidi fit olarak oynuyor ama emin olun birçok yerde sıkışıyoruz. Burada böyle küçük bir ayrıntı koyduğumuz zaman birçok el tipini çözmüş oluyoruz. Yine benim tavsiyem, hatta bu 4 trefi rakip 3 seviyesinde
zayıf açış yaptı ve biz 3 seviyesinde araya girdik. Rakip 3 trefi veya 3 karo açtı, biz 3 karo veya 3 bit dedik, fark etmez. Şimdi burada açıklık oluyor aslında. Yani zon mu diyelim, fibit mi edelim, yeni renk mi okuyalım, şunu mu yapalım, bunu mu yapalım? Bu 4 tref konvansiyonunu rakip 3 seviyesinde zayıf açış yaptığında, ortağımız 3 seviyesinde deklere verdiğinde de kullanabiliriz. Burada da 4 tref ortağımızın rengine fit ve kuvvetli el gösterir. Yani bu 4 tref konvansiyonu oldukça etkili. Gerçekten treflerimiz varsa burada da aynı şekilde rakip rengi kübit ediyoruz. Yani genel kullanılanın biraz tersi gibi duruyor ama bu ayrımı yaptıkları zaman birçok eldeki problemi çözüyorlar. Dağılımdaki problemi evet. Çözüyorlar. Çok net anlaşılıyor buradan. Çok güzel bir ayrıntıydı. Teşekkür ediyoruz. Cengiz, 1 majör, 3 majör blok. Ne zaman, nasıl ve hangi amaç ile yapılmalı? Biraz blokatif sekansla da konuşalım. Bir de mini splinter oynamayan kişiler. Direkt splinter'ı 10-11 puanla yapıyorlar. Kuvvetli splinter ellerini de suni 2 set deklarasından geçerek vermeyi tercih ediyorlar. Splinter konusu neden çok önemli? Bize hem blok yapma hem de zon için tek gösterme konularını tüm detaylarıyla örnekler vererek anlatabilir misiniz? Şimdi genel olarak blokatif konuşmalar, yani bloğun amacı, adı da üstünde olduğu gibi rakibi bilgi alışverişini mümkün olduğunca keserek karar vermeye zorlamak. Biraz önce Fikret de zaten anlattığı üzere, örneğin biz yer kalsın diye 4 trefi hep yapıcı oynamaya başladık. Çünkü rakibin bizi yer daraltmasını açmaya çalıştık. Yapabildiğimiz kadar tabii ki. Yani bloğun amacı rakibe bilgi alışverişi mümkün olduğunca keserek karar vermeyi zorlamak. Yani verdiği karar acaba doğru mu yanlış mı? Önüne 3 majörü gördü. Burası 4 demek istiyor ama ortağında fit var mı? Biraz puan var mı? Yoksa kontur yiyip 800'lük 1100'lük mü olacak? Buna karar vermek zorunda kalıyor. Şimdi blokatif konuşmalar gerçekten anlamlı ve önemli. Zaten üst düzey oyuncular da buna karşı tedbirler almaya çalışıyorlar. Ne zaman yapıyoruz? Aslında özellikle 1 majör, 3 majör için çok kolay yani. Şöyle, oynanılan bir sistem var. Demin biraz konuştuk. Ne yaptık? 7-11 elleri anlattık. Çünkü ortağın ihtiyacı olabilir. Bunlar hep tam fitler zaten. Kısalık olan 5'ten başlayan 5-8 elden bahsettim ben. O zaman geriye bunlara sığmayan eller kalıyor. Yani 5'in altında kısalık olan eller baraj tarzı blokatif konuşmaya müsait ve uygundur. Veya 6 ve daha aşağı önör puanlı kısalık olmayan eller de olabilir. Yalnız tabii ki kişi dikkat edecek. Yani 4-3-3 elle, yani çaka değeri, kup değeri olmayan ellerle blokatif yaptığı zaman bazı durumlarda rakip ne karar verirse versin, hep kaybedeceksek, ona benzer bir el yapısı varsa, ki bu tecrübeyle biraz daha iyi oluyor. Benim tavsiyem en az 4-4-3-2 olsun diye tavsiye ederim. Hatta 5'li renge direkt 4 demek de makuldür. O zaman amacına ulaşmış oluyor. Şimdi kısalık konusuna gelirsek, demin de yine biraz bahsettik. Kısalık kendi başına ekstra, özellikle tabii fit bulunduğu zaman kısalık daha az puanla zone yapabilme, daha az puanla şilem ya da grand şilem yapabilme kabiliyetini gösteriyor. Yalnız bu kısalıkta uyum olması gerekiyor. Onun için gösteriyoruz ve uyum varsa, yani iki tane karşılıklı açar puan olduğunu düşünelim, 26-27 puanla, uyumlu bir kısalıkla, tam fitle çok rahat çilem ihtimali yüksektir.
ve bu şilemi oynadığınız zaman da takım maçında özellikle büyük fark yaratır. Evet. Çünkü zone swing gibi bir swing alıyorsun. O swing de çok sık rastlanmıyor takım maçında. Öbüründe bir top ikili de biraz daha sık olabilir tabii. Bir part skor artı bir yaparsın. Öyle bir stop skor alabilirsin. Kısalığın önemi çok bence. Burada demin konuştuğumuzda yine birbiriyle bağlantılı gidiyor zaten. Ne yapmıştık? Bir majör, üç majörün bir altını 9-11 kısalık gösterirken bir kısalık var dedik ve kısayı da söylemedik. Durum nedir? Eğer ortak şilemle ilgileniyorsa sorar, kısayı öğrenir. Bize faydası vardır. İlgilenmiyorsa direkt 4 majörü söyler. Rakip de kısanın ne olduğunu bilmez. Belki elinden tahmin edebilir ama tahmin etsin. Yani kısayı da demin söylediğiniz gibi rakip 9-11'i direkt kısa oynayanların böyle bir dezavantajı var. Rakip de o kısayı biliyor şimdi. Onlar da evet. İki taraftan geçip diğer sprinteri oynuyor. Hem rakip 9-11'den dolayı 9 puan azalınca iş biraz zorlaşabiliyor yani. Koz atağını yapıp yapmayacağını biliyor rakip. Ortağının potansiyel kupunu bulup bulamayacağına birazcık bilgisi oluyor. Dolayısıyla 9-11'de özellikle kısayı belli etmemek bence biraz daha avantajlı gibi. Ayrıyeten de direkt splinter'de 9-11'i koyup iki trefin içine açar puanlı splinter'leri koyunca üstüne biraz daha yük biniyor. Yani yer kazanma açısından. Ama o deminki söylediklerim daha önemli gibi geldi bana. Şimdi de biraz şileme giderken kullandığımız setleri aydınlatalım lütfen. Zon mu şilem mi? Bizim bu karar için nelerden emin olmamız ve hangi öğeleri test etmemiz şarttır? İzleyicilerimize örnekler vererek anlatabilir misiniz? Nasıl trial yapıyoruz? Ara beklerilerimiz neler? Bir majör, iki X sekansı zondan önce stop edemez diyoruz. 1'e 2. O zaman puan aralığımızı ve elimizin distribüsyonunu belli edebilecek nasıl formüllerimiz var? Fikret, seni dinleyelim. Evet, zon mu, şilem mi? Bunun kararını vermek her zaman kolay olmuyor. Ama benim tavsiyem şudur. Özellikle zondayken zon kaçırmak iyi bir şey değildir. Yani zonu söylerken biraz daha hevesli olmamız lazım. Fakat şilem kontratı söylerken bunun tam ters yönünde olması lazım. Biraz muhafazakar olmamız lazım. Öncelikle elimizin gücüne bakmamız gerekiyor. 6 sanzatı oynayacaksak, yani 6 seviyesinde kolsuz 12 el alacaksak ve elimiz dengeli ise mutlaka 33 artı puanımızın olması gerekiyor. Yani 30, 31, 32 puan dengeliye dengeli oynadığımız zaman çoğu zaman kontratı gerçekleştiremiyoruz. Ancak 6 seviyesinde koz oynayacaksak şimdi 10'er artı dağılım puanımızın 32-33 puan olması yeterli olacaktır. Şimdi elimiz bu kurallara uyuyor ise tüm renklerden elimizde kontrol olması şarttır. Rakip herhangi bir rengi atak ettiği zaman hızlı iki el almamalı. Önce puanımızı tespit edebilmeliyiz. Sonra da kontrol konuşmalarını tam yapmalıyız. Yani 33 puanımız var ama kontrolü eksik yaparsak rakip rahatlıkla as roayı çekip bizi batırabilir. Bu da bizi çok üzer. Önce puanımızı kontrol edeceğiz. Puanımız yetiyorsa kontrollerimizi tam yapacağız. O da yetiyorsa uygun kontrattaki şilemi ilan edeceğiz. Bir majör, iki X sekansını biz de forcing oynuyoruz. Eğer bir majöre iki sanzatıyı Jacobi gibi bir şey oynamıyorsanız ve iki seviyesinde konuşacağınız renk yeterince kaliteli değilse
hep iki taraftan geçirmenizi tavsiye ederim. Yani bir pike iki karo, bir pike iki kör dediğiniz zaman puanınız çok olsa bile 5 boşla yapmanızı ben çok tavsiye etmem. Yapan oyuncular var ama ben pek tavsiye etmiyorum. Bu tür elleri genellikle iki taraftan geçirmenizi tavsiye ederim. Burada çok fazla sistem var. Bunlardan birini seçip oynamalısınız. Çünkü hakikaten bir majör 2x sekansında bayağı fazla bir sistem var. En basiti, natural kaliteli renginiz yoksa bir majöre stone forcing'ini yapın. Ondan sonra konuşmaya devam edin. Şimdi şilen mi, grand şilen mi? Biz bu kararı verirken nasıl yavaş adımlar atmalıyız? İyi eller basamak atlamadan konuşur sözü buraya adapte mi? Böyle önemli bir karar için nasıl hareket etmeliyiz? İlk kartlar tamam. Peki başka neler gerekli? Cengiz, bu bölümü senden alalım. Şimdi aslında bazen şöyle bir konuşma olur. Hani zor kontratlar düşük seviyedeki kontratlardır gibi. Çünkü orada rakibi de çok puan vardır. Eğer bir şilem, grand şilem kararı verilirken özellikle dengeli ellerle ne kadar puanın varsa o kadar söylersin gibi bir şey. Bunlar da genellikle çok kolay tespit edilir. Basit bir kantitatiften bazen geçilir. Bazen de kantitatife bile gerek yoktur. Çok detaya girilmeden işte 33 puanı bulduysan şilem söyle. 36-37 puanla grand şilem düşünülür. Dengeli eller için söylüyorum tabii ki. Fakat el dengesizleşince yine dengeli olsun, uzunluk olan bir el varsayalım. O zaman da yani kapalıya yakın veya kapalı bir tek aslı dışarıda olabilir. Eğer key kartlar yeterliyse ve 13 löve sayılıyorsa grand şilem söylemek de genellikle kolay olur. Yani buralarda bu tür ellerde fazla alttan almanın da fazla bir bilgi vereceğini sanmıyorum. Yani hızlıca da gidilebiliyor zaten. Hatta bazen biri bir oyun açıyor, öbürü direkt 7 sansür diyor. Yani ikili de falan çok karşılaşmışız. Tipik egale eller. Fakat el dağılımı sallaşınca, kısalıklar olmaya başlayınca, biraz önce de yine kısalığın önemlerinden bahsettiğimiz gibi burada da önem taşımaya başlıyor. Birincisi direkt kısalığı göstererek uyum var mı yok mu? Puan aralığı nedir? Çünkü iş toplam puana dönüşüyor. Özellikle koz kontratları tabii ki. Toplam puana dönüştüğü zaman bahsettiniz alttan alma, bilgiyi çok alabildiğince bilgi tespiti yapabilmek gerçekten fazlasıyla önem taşıyor. Yani onunla ilgili de yine bir majör iki tref kontratı. Orada oynadığınız sistemin yani konvansiyonun ne kadar etkili olduğu çok önem taşıyor. Çünkü bazı 5-3 fitiniz varken 4-4'ü oynayıp 1 löve fazla alabiliyorsunuz. Şilem veya grand şilem olması açısından çok kritik bir önem taşıyabiliyor. Burada ben sadece şunu belirtmek istiyorum. Birazcık bu toplam puanı hesaplarken insanlar tabii ki öncelikle fit olması şart. Fit olmadan toplam puana gitmek biraz uzunlukla falan belki olabilir. Biz fit olduğunu varsayalım. Toplam puana giderken ortaklığın bir tanesini toplam puanı yani dağılım puanını da ekleyerek ve diğerinin toplam puanı ikisini topluyoruz. Bunların kesiştiği noktalar var. O kesiştiği yerleri çıkartıyoruz. O zaman ortaklığın ikisinin birden toplam puanını buluyoruz. Bunu da zaten bir şekilde şöyle tarif ediyoruz. Kısalıkta uyum varsa dediğimiz aslında kesişen puanları çıkarınca o uyumsuzluk oluşuyor. Toplam puanda o kısalık bir anlamı kalmıyor. Yani kayıp puanlar söz konusu olabiliyor. Bir de duplikasyon söz konusu. İki elin birden duplike olması. Yani el birbirine eşit, birinde kısa, öbüründe de kısa. Nadiren de olsa oluyor. Kup değeri yok. Yani kup değeri olmuyor. Bir taraftan uzunluk, öbüründe de atıyorum 4-4'ümüz var. Asura 4 tane.
4 boş. Bir tane %100 veriyoruz. Bu durumda da kesişen puanlar var. Buna da dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani kısalık tabii ki önemli. Biraz araya girişlerden sonra verdiğiniz majör fitlerinden de konuşalım istiyorum. Artık umumiyetle kontur üzerine her şey transfer oynanıyor. Renk araya girişten sonrası için önceki sorunun içerisinde biraz bahsetmiştik zaten. Lütfen bize iki seviyesinde veya sıçramalı overcall ve kontürden sonra neler yapmamız gerektiği anlatır mısınız? Fikret, seni dinleyelim. Evet Tuna, demin senin dediğin gibi bizim majör açışına double gelirse transfer sistemi oldukça etkili bir sistem ve iyi bir sistem. Çünkü fitimiz varsa puan aralığımızı çok net anlatıyoruz. Fitimiz yoksa da elimiz zayıf ise rengimizi transfer edip pas diyoruz. Kuvvetli ise konuşmaya devam ediyoruz. Zayıf elle de deklere verebiliyoruz. Kuvvetli elle deklere verebiliyoruz. Bu büyük bir konfor. Ve genellikle de kontra doğru taraftan oynanmış oluyor. Açıcı elini yere açmamış oluyor. Ayrıca bir majör açışımıza double geldikten sonra fitimiz ve dağılımsal elimiz varsa bunu anlatmak daha kolay oluyor. Örneğin biz bir majör açtık. Rakip double attı. İki majöre kadar kısmını transfer oynuyoruz. Üç seviyesinde yeni bir renk okursak yine fitimiz var. Yanında ayrıyeten bu rengimiz var. Rengimiz ama kalitesiz olmaması lazım. Ya kaliteli olacak ya da orta kalitede olacak. Hatta bunu 4 seviyesinde de kullanabiliriz. Ancak splinter tercih ediyorsanız olmaz. Yani biz bir majör açtık, rakip kontur attı. 3 seviyesinde hangi şey söylersek ortağımıza fitimiz olduğunu söylüyoruz. Yanda da bu rengimizin olduğunu söylüyoruz. Yani bu rengi atabilir. Açıcı şimdi daha rahat karar verebiliyor. Zone mu söyleyelim, hard score'da mı kalalım? Özellikle ikinci renge uyum varsa, yoksa da bu aynı şey, rakip 4 veya 5 seviyesinde konuştu. Şimdi karar vermemiz için var. Üste mi konuşalım, double mı atalım? Yani sağlıklı karar verme ihtimalimiz çok fazlalaşıyor. Eğer iki rengi birden fitimiz varsa normalde 5'e 5 denmez. Ancak iki renge fitimiz varsa şimdi çok rahatlıkla 5'e 5 diyebiliyoruz. Yapmaya inandığımız ellerle. Ancak ortağımızın ikinci rengine fitimiz de yok. Fitimiz yok. Şimdi rakibi kontrolü oynamayı tercih edebiliriz. Transfer sistemini kesinlikle oynamamız lazım. Üstüne de 3 seviyesi ile 4 seviyesindeki renklerin bir ayrımını yapmanız lazım. Ya 4 seviyesini splinter oynayacaksınız bir majörümüze double geldikten sonra ya da natural çok distribüsyonel oynayacaksınız. Eğer 3-4 seviyesini splinter oynuyorsanız bu defa benim dediğim yöntemimiz bence iyidir. Bir majör kontur 3x dediğimizde de sana fitim var. Artı bu renkte de fitim var. En az 4-5 tane bu rengim var. Kaliteli ya da orta kaliteli şeklinde. Yani final kontratında daha sağlıklı karar verebiliyoruz. Teşekkür ederim. Jacobi'den konuşalım. 2 sanzotu bir majör, 2 sanzotu Jacobi. Jacobi ne zaman true scat olarak adlanıyor? Jacobi klasik ve modifiye olarak iki ayrı şekilde oynanıyor. Şayet 2 sanzotu fit davet değilse, ilk başta bahsetmiştik.
iki sansotu pik davet oynanabiliyor. Renk araya girmişten sonra veya kontrdan sonra. Jacobi nasıl devreye giriyor? Cengiz, seni dinleyelim. Jacobi konusunda ve Truscott konusunda. Şimdi Jacobi dediğimiz aslında bir soruşturma. Soruşturmaya da genelde işte en basit haliyle 3 seviyesi kısa gösterir, 4 seviyesi uzun gösterir gibi bir şeyler var. Şu an çok anlamı olmadığı için detayına girmek istemiyorum. Zaten ne yapmışlar? Biraz modifiye etmişler, güzelleştirmeye çalışmışlar. Fakat şu anda bir majör 2 tref devreye girdikten sonra Jacobi'nin pabucu dama atıldı. Çünkü Jacobi'nin anlattığı el tiplerini fazlasıyla, çok daha fazlasıyla bir majör 2 trefle soruşturabiliyor. Yalnız burada Jacobi'nin pabucunun dama atılması çok güzel oldu. Çünkü orada bir boşluk, bir yer kazandı. Orayı başka şeylerle doldurabiliyoruz. Şimdi ondan biraz bahsedeceğim ama bir Truscott'tan bahsettiniz. Lütfen. Evet. O da bir majörümüzde kontur geldiğinde iki sans yine davet artı veya sadece davet şeklinde oynanıyordu. Ona da Truscott demişler. Herhalde soyadı Truscott olan biri. Evet. Evet, soyadı. Bulmuş olacak ki öyle olmuş. Genelde öyle oluyor. Büyük ihtimalle yeni nesil oyuncular zaten Jacobi'den, Truscott'tan da çok uzaktır. Belki de ilk başlangıçta anlatılıyordur. Yani bir majör iki tref çok daha anlamlı, en basit haliyle oynansa bile. Yalnız burada Jacobi'nin bıraktığı o boşluğu nasıl dolu kısmına gelirsek, zaten daha önceki konuştuğumuz bir majör iki sansuyu davet 7-11 veya şekillerde, değişik şekillerde oynandığını yine konuştuk, siz de söylediniz. Biz bir dönem Jacobi oynuyorduk. Sonra sistem, yani sistemin içine bu tür konvansiyonlar eklenince, orada boşa çıkınca, ki belki zaman kalırsa sonlara doğru biraz bahsederim, biz 2 majörle 3 majör arasını doldurduk. Orada 4 tane step var. 3 step bize yetti. Geriye bir tane o Jacobi'lik boş step kaldı. Onu da isterseniz şimdi biraz bahsedeyim. Onu da lütfen, şöyle bir şey koyduk. Lütfen başlayalım. Evet. Evet, onu da şöyle bir şey koyduk. Bilmiyorum da oynanan bir şekli var mı? Ama biz Fikret'le yine konuşup basit, çok basit bir şey söyleyeceğim şu anda. 12-14 tam fit var. Yani açar el var. 12-14 ama kısa yok. Yani sormuyor, elini anlatıyor. Devamı nasıl gelişiyor? Öbür ortaklık isterse 4 maç, çünkü limiti olduğu için 4 maç ödüyor, kapatıyor zaten zone forcing. Yalnız açıcının elinde kısa olabilir. Açıcının elinde kısa varsa açıcı renk okuyarak kısasını söylüyor. Aslında söylemiyor, soruyor. Ortak bu kısa da uyum var mı? Yani çakışan kayıp var mı? Çünkü açıcı biliyor ki kendindeki kısalıkla ortakla uyum varsa çilem olma ihtimali kuvvetli. Öbür tarafta ya ara deklere vererek uyum var diyor ya da deklereyi kapatarak uyum yok diyor. Bak, bir tersten kısayı söyleyip çileme gitme imkanı doğdu. Orayı biz öyle kullanıyoruz. Bir de şöyle bir avantajı var. Demin dedik ya, bir majör iki trefe bir sürü elleri koyuyoruz. Şimdi biz de ne oldu? Bir majör iki trefe artık böyle bir el tipi olmadığını biliyoruz. Çünkü oradan geçerdi ortak. Dolayısıyla bir majör iki trefin devam konuşmaları, gelişmeleri bize biraz daha rahatlattı. Bu tip ellere göre cevap değil de ya ortakta 15 artı dengeli bir el var, dörtlü fit varsa, eğer fit varsa tabii ki, ya da fit yok ya da üçlü fit var. Üçlü fit 12-14 varsa çok çabuk onu anlatabiliyor zaten. Böyle de bir avantajı oluyor. Benim yani bu konuda düşüncem böyle. Evet. Son olarak Voivod'u konuşalım istiyorum. Düz mü, ters mi oynamak lazım? Bir majöre 4x tek dendi. Açan 4 majör dedi. Yani bir majör 4x, 4 majör. Şimdi 5x şigan gösteriyor. Bu sekansta olduğu gibi pek çok durum var ki direkt bir majöre
5x diyememişizdir. Peki burada Shigana yani Void'a cevap vermek mi doğru yoksa değer mi göstermek doğru? Void yapanın dam tespiti nasıl olur? Damı nasıl girer? Fikret Bey sizi dinliyoruz. Evet, bir majöre 4x'i kesinlikle Splinter oynamak gerekiyor bana göre. Splinter'i yaparken de puan aralığını kesinlikle net olarak vermeniz lazım. Hangi sistemi oynuyorsanız eğer o puan aralığı dolu değilse bir puan aralığı koymanız lazım. Çok yüksek olmamak şartıyla 9, 10, 12, 11, 13, 12, 14 gibi geniş bir aralık tutmadan bir majöre 4x'i Splinter oynamak lazım. Bir majöre 4x ortak bir şey deyince 5 deyip Shigana anlatmak daha farklı bir yöntem. Ekstra bir şey duymak için bunu yapmışsınızdır. Yani o aradaki bir şeyi duyacaksınız. Belki 7 ile ilgileniyorsunuz. Sıkışık sekanslarda ancak 4x deyip aynı rengi 5 seviyesinde tekrarlarsanız Shigana olur doğru. Ama bunu sıkışık durumlarda kullanmanız lazım. Bunun dışındaki bütün sekanslarda yani bir majöre 4x'leri mı puan aralığı belli ve kısa olacak şekilde Splinter oynamak gerekiyor. Voidwood'a elimizdeki key kartları koz damı ile söylemek daha faydalı ve daha işlevsel olur. Yani kimileri normal key karta nasıl cevap veriyorsa o şekilde cevap. Ama normal key kart cevabı verdiğiniz zaman şimdi ortağınız size bir daha kozlamın var mı diye sorması gerekiyor. Bu da deckleri iyi sıkıştırıyor. Bundan dolayı Voidwood'a elinizdeki damla birlikte cevap vermekiyor. Onu da bu şekilde çözebilirsiniz. Voidwood yapılan renkten sonraki adım 0 key kart. İkinci adım 1 key kart. Üçüncü adım 1,5, dördüncü adım 2, 2,5, 3 diye gidiyor. Buradaki buçuklar dam, koz damı var demek. Sayıların kendisi 1 adet, 2 adet, 3 adet key kartım var. Yanında buçuğu söylüyorsanız da koz damım var diyorsunuz. Yani ortağınızın ikinci bir defa koz damı var mı soru sormasını engelliyorsunuz ki belki deckleriye devam edeceksiniz, belki gideceksiniz. Deckleriye sıkıştırmamış oluyorsunuz. Evet. Yani Voidwood'a kozlamıyla beraber tekrar evet şeyi çok sıkıştırıyorsunuz. Yani ortak bir daha soru sormasına gerek yok. Aynı anda şu kadar key kardım ve şu kadar key kardım ve kozlamım var ya da yok demek daha etkili. Evet, Voidwood'a buçuklu cevaplar vermeliyiz. Bu bence de en güzel cevap şekli. Benim tavsiyem. Peki, majör fitlerinde 5 sandotu dekeresini Rua sorusu, fazlalık sorusu ya da 5 seviyesine çıkılmışsa yine key kart sorusu gibi oynama şekillerimiz var. Ayrıca bir majöre 5 sandotu Joseph'in koz önörü araştırması ve cevapları da var. Bize bu 5 sandotunu nasıl kullanmalıyız? Bir özet yapar mısın Cengiz? Şimdi eğer fitleşilmişse ve key kart sorulmuşsa 5 sandotu Rua sorusu olarak algılanır. Yani aynı zamanda fazlalık sorusu gibi tabii ki. Buna da genellikle oynanan şekli belli zaten. 5 seviyesinde okuduğumuz yeni renkte o renkte ruhamız var ya diğer iki renkte ruhamız var anlamına gelir. Bu renk kozumuz yani. Pikken çok anlamlıdır da rahat belirlenir. Özellikle sorulanın elinde bir ruha varsa ortakta ne var ne yok ruha anlamında çok rahat anlaşılır. Fakat renk ucuzladıkça, karo trefe kadar indikçe bu sorunun çok anlamı bu şekliyle çok anlamı kalmıyor.
Bir de şöyle bir durum var. Bazen sıkışık deklareler olur. Bir taraf az sormak zorunda kalır. Yani daha kaptan belli olmadan. Fakat tekrar tamamdır. Ortak da limiti olmamıştır. Yani benim normalde Grand Slam'le ilgim yok ama key kart tamam. Geçerken bir 5 sansu deyip ortağa haber vereyim. Yani key kart tamam ben sordum. Sende bir kapalı renk olur, bir şey olur. Yani 7 diyebilme imkanı tanımak için ortağa key kart tamam mesajı vermek için de kullanılabilir. Bir de yine 5 sansun sık sık kullanıldığı bir durum vardır. Fitleşilmemişse 5 sansu şilem seç anlamında da çok sık kullanılır. Joseph'in kısmına gelirsek, Joseph'in aynı biraz önce Jacobi'nin başına gelen gibi bir duruma gelmiştir. Yani bir majör iki tref soruşturması çıkınca Jacobi bir anlamda artık kullanılmaz olmuştur bu deklereyi kullananlar tarafından. Romain Kaye sorusu koz damını ve koz ruhasını da çok rahat öğrendiği için artık eskisi düz key kart, key kartsız daha doğrusu düz az sorulurken koz ruhası ve koz damının bilgisi alınamadığı kadarki etkisini kaybetmiştir. Çünkü Romain key kartta çok rahat bu işi görmektedir. Dolayısıyla 5 sansu bir anlamda yine boşa çıkmıştır. Fakat sıkışık durumlarda yani 5'e gelmişizdir, rakip sıkıştırmıştır veya bir kontur atılmıştır. Atıyorum bir taraf 3 minör açtı, kontur attık 5 minör dedi, ortaklık 5 karşıladı. Şimdi bizde de çok kuvvetli bir el var. 5 sansuyla key kart sorardık eskiden. Hala da soruluyor tabii ki sizin söylediğiniz gibi. Yalnız burada yani biraz daha bilinçle şöyle bir şey var. Hep sormak değil de bazen de hani anlatmak gibi durumlar var. Bir tanesini söyleyeyim. Bu biraz soruya da benziyor zaten. 5 sansuyla direkt key kart sormak yerine. Yani ortağa bir mesaj veriyorsun. Bir key kartın varsa ortak, şilemi rengimize dön. Burada kozlamı da key kart yerine düşünülebilir sıkışık durumda belki. İki key kartın varsa kübidet. Bakayım yani ben durum nedir diye. Çünkü 5 sansu dediğimizde zaten şileme geldik. 3 key kartın varsa da Grand Şilemi ilan et. Bir bu var. Bir de sadece sohbet bazında olsun. İtalyanların oynadığı turbo diye bir sistem var. Yani onlar da genelde 4 seviyesinde başlıyorlar, kübitleşiyorlar. Az sormuyorlar, az cevabı veriyorlar. Yani yeterliyse şileme gidelim manasında. Buradaki sıkışık durumda da aynı mantık kullanılabilir. 5 sansu bende çift sayıda key kart var. Key kart tamamsa ne kadar seviyese o kadar söyledi ortak. Yani demek ki verdiğim örnekteki gibi 3 karo kontur, 5 karo, 5 kör. Veya kübit ettiğimde bende tek sayıda key kart var. Zaten 6 dedim ortak. K kart tamamsa 7 de gibi. Böyle bazen sıkışık durumlarda buna benzer ihtiyaçlar da olabilir. Bunun 4 seviyesinde de bazı versiyonları var ama şimdilik burası için bu kadar yeterli diye düşünüyorum. 5 sansu için. Teşekkür ediyorum. Ben program bitirmeden önce bütün dile getirdiğimiz konuları bir toparlamak istiyorum. Bazı deklarelerin eskidiği gözüküyor. Jacobi, Bergen, Josephine gibi. Onların yerine yeni sistemler, yeni deklarelerimiz var. Daha etkili planlarımız var oynarken. Son sözlerinizi almak istiyorum. Fikret, bu majör fitleri konusunda ve genel bir iç anlamında son sözlerini alabilir miyiz? Tabii ki son sözlerimi söylemeden önce Tuna teşekkür ediyorum sana. Çok keyifli bir program oldu bizim için. Sağ olun. Bizim Bu için de kadar öyle. bu kadar keyifli geçeceğini bilmiyordum. Teşekkür ederim. Majör açışına cevaplarla ilgili şunu söyleyebilirim. Ortağınızla bir veya iki kere turnuva oynayacaksanız ya da üç kere kendinizi çok yormayın. En basit sistemi oynayın. Çok fazla bir şey kaybetmezsiniz. Konvansiyonu atlayacağınız için ihtimaliniz yüksek olacağı için yeni partnerlikte zararınız daha çok olur.
en basiti en etkilisidir. Ancak uzun soluklu oynamayı düşünüyorsanız mutlaka size en iyi gelen sistemi seçin, onu oynayın. Bizim bir majör açışıyla ilgili, fitlerle ilgili sayfalarca notumuz var. Ama bunun yanında en az bir 15-20 yıllık partnerliğimiz var. Sadece bir majör iki tref üzerine yaklaşık bir 10 sayfa kadar notumuz var bizim. İlk partnerlikte bunu oynamanızın çok anlamı yok. Ama birkaç yıl oynamayı düşünüyorsanız kesinlikle bir sistemi seçin ve o yönde ilerleyin. Artı canlı birici özledik. Pandemi inşallah en kısa sürede canlı birici, canlı masada tekrar tüm biriççi dostlarla bir araya gelme fırsatını yakalarız. İnşallah. Cengiz, senin de son sözlerini, son yorumlarını duymak istiyorum lütfen. Ben öncelikle konuyla ilgili zaten zaman zaman bizim oynadığımız şekillerden bahsettim. Onu hızlıca bir özetlemek istiyorum. Hani dağınık konuşulduğu lütfen için. Şöyle diyeyim, bizim oynadığımız şekli önceden de söylemiş olayım. Eğer ilgi çeken insanlar ilgisini çeken insanlar olursa bize ulaşıp notu da yollamaktan keyif alırım. Yani yollarım Şarap veya Fikret yollayabilir kime ulaşırlarsa. Şöyle söyleyeyim, bir majör, iki majör, bir majör, iki majör yani. Üç majör, dört majör. Yani genelde bir majör ile iki majör arası zaten bir şekilde oynanıyor. Semiforsanlıyor. Biz oradan üçlü fiti de oradan geçiyoruz. Dolayısıyla öbür taraflar hep dörtlü fite kalıyor. 3 majör, 4 majör arasını da normal yani açar puan splinter oynuyoruz. Oralar yine süslenebilir. Transfer splinterdi veya bazı gambling, K-Cup'lı gamblinglere yer açılabilir. Ben 2 majör ile 3 majör arasından kısaca bahsetmek istiyorum. Demin söylediğimiz çerçevede yani 2 majör ile 3 majörün 1 altı 1 üstü şeklinde düşünürsek o zaman kafamız karışmaz ve bol bol da yer kalır soruşturma için. Yani 9-11 çok popüler bir mini splinter durumunu 3 majörün bir altıyla söylersek ki deminki örnekte bir pike 3 gör demiştik zaten. Rengi bir üstünü söyleyerek yani zaten 4'ten önce duruş yok 9-11'de gerekirse gidip batacağız yani batıyorsa da kağıt. Bir üstüyle sorarak soruşturarak bol bol yer kalıyor. Hatta şigana bir kalıyor yani kontrol edilirse, şimdi uzatmak istemiyorum ama insanlar üstüne biraz düşünürsek görürler. İki majörün bir üstünü de 5-8'teki ayırırsak ki biz oynuyoruz, tekrar kontrol edebilirler. Bir üstüyle tekrar sorabiliyor. Zaten iki tane yer kalıyor. Tekleri söyleyebiliyor. Ve üç seviyesinde renge döndüğü zaman soruşturmanın başladığı yani ne diyeyim, bir pik iki sounds'tu. Üç türette sordu. Çünkü kısa evet uyuyorsa dört diyecek, demiyorsa duracak. Zaten üç, herkes söylüyor dörtlü fitle. İki san, üç trefle sordu. Üç karo, karo kısa, üç kör, kör kısa, üç pik renge döndük. Tref kısa çünkü ortak trefle sormuştu. Dolayısıyla kısayı dört de diyebiliyoruz. İki hanede bir sürü yer kazandı. 7-11 nerede? 7-11 de yine iki majörün iki üstünde. Niye oraya koyduk? Arada iki hanelik yer kalsın. Ortak demin bahsettiğiniz şekilde aradayım, ortak kuvvetliyim diyebilsin diye. Dolayısıyla 7-11'e bir üstüyle yine ortak sorduğu zaman öbürü aynı sizin iki sonunda sorduğunuz gibi maksimumla 4 evet diyor. Ha pardon, ayrıyeten orada iki yer kaldığı için ortaklık aynı sizin söylediğiniz gibi şilen ilgisi ve zon ilgisiyle de sorabiliyor. Demin anlattığı gibi de ona göre cevaplar zon ilgisiyle sorulunca farklı cevap, şilen ilgisiyle sorulunca farklı cevap veriyor. Ve bir tane de orada boş yerimiz kalıyor. İsteyen istediği gibi doldurabilir. Biz demin anlattığımız gibi bir şey doldurduk. Burayı da böyle kısaca özetleyeyim. İlgisini çeken arkadaşlar olursa bize ulaşabilirler. Bu arada sizin Biriç ve Satranç TV olarak Tuna Hanım sizi de zaten sürekli izliyoruz. Bu tür emeklerinize İsmet Bey dahil olmak üzere çok teşekkür ediyorum ve bütün gene emeklerinize İnşallah uzun soluklu olur ve yakın İnşallah zamanda umuyorum artık canlı birice geçeceğiz. Döneriz. Onu çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Evet. Hepimiz için aynı dilekler, aynı temenniler geçerli Cengiz.
Umarım hepimiz bu pandeminin sonunda bir arada oynadığımız günlere kavuşuruz. Bugünkü programımızda iki bilinç ustası arkadaşım Fikret Ak ve Cengiz Şeker konuklarımdı. Katılımınız için ikinize de ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Majöre fit verirken önemli olan pek çok noktayı bizler için aydınlattınız. Doğru konuşmaları adım adım yaparak geldiğimiz, majör dot kontratlarınızı fazla da yaparak rakiplerinizi büyülediğiniz güzel günler diliyorum. Gelecek programımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.